Evrad-ı Şerif yazan Muhiddin İbn Arabi Hazretleri Çarşamba günü yapılacak dua. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İlahi senin ismin, bütün isimlerin efendisidir. Arzın ve semanın melekutu senin elindedir. Sen her şeyin üzerinde kaimsin. O her şeyin üzerindedir. Müsanilik senin için sabittir. Senden başka o ve ben olarak her şey senin kutsal cömertliğinin feyzine muhtaçtır. Yaratma ve emrin bütün karşıtlarını ve ayrılarını cem ettiğin, bütün zahirlerin gaybını ikame ettiğin, bütün gaiplerin görünenlerini ishar ettiğin ismin hakkı için senden istiyorum. Bana öyle bir samedanelik bahşet ki onunla kudretinin muharrikini durdurayım.'' Böylece içimdeki bütün sakinler harekete geçsin. İçimde bütün hareketliler de sakin olsun. Kendimi bütün yönelenlerin köblesi, bütün dağınıkların derece bulayım. İsmin hakkı için ki yüzümü ona yönelttim. Onun yanında irademi ve sözümü savurdum. Herkes benden bir kap eksiksiz hidayet alsın. O yegane İmam Muhammed Mustafa'nın hidayetidir.'' Eğer o olmasaydı bu varlık olmazdı. Musa'nın benliğini iktibas etsin diye benden herkes. Ey o olan, ey o, o ne odur ne de ben. Bütün görünenlerin hakikatini kuşatan bin gaipten kaynaklanan ismin hakkı için senden istiyorum. Her çoğun birliğini her hakkın içinde ve her hakikatin zahirinde bütün birlerin çokluğunu Sonra zahirin ve batının birliğini bana göster ki zahirin gaybi ve batının gizliliği benden saklanmasın. Ey her şeyi melekutu elinde olan, bana küllü göster, sen sensin. Sen Allah de, sonra da onları okuyanlarıyla baş başa bırak. Elif ila mim, Allah ondan başka ilah yoktur, o da imadiridir her şeyin üzerinde kaimdir. Ey efendim, selam üzerine olsun. Sen benim efendimsin. Benim gizilimde, açığımda senin yanında biridir. Benim seslenişimi duyarsın ve dualarıma icabet edersin. Nurunla benim zulmetimi sildin. Benim ölümü hayatınla dirilttin. Sen benim Rabbimsin. Kulağım, gözüm ve kalbim senin elindedir.'' Sen benim her şeyimin sahibisin. Aşağılığımı şereflendirdin, değerimi yükselttin, şanımı yüceltin. Nurların nuru, sırların açıcısı, ömürlerin bahşedicisi, perdelerin kaldırıcısı sen yücesin. Celalinin oluluğundan sonradan olma varlıkların özelliklerinden berisin. Kemalinin mertebesi eksikliklerin, ayıpların ve şefetlerin yol bulmasına kapalı olacak kadar yücesin. Zatının şuhuduyla arzar ve semalar nurlandı. Ey yüce ululuk, en geniş cennetler ve en ulaşılmaz üstünlük senindir. Münezzehtir, beridir Rabbimiz ve meleklerin ve ruhun Rabbidir. Karanlık tehlizleri, gizli cevherleri aydınlatan, Eyyuli denizde boğulanları kurtarandır. Çöken karanlıktan, göz diken hasetçiden sana sığınırım. Ey benim padişahım, sana sesleniyorum. Kırık, senin işittiğini bilen, senin icabet ettiğine inanan bir kul olarak sana yalvarıyorum. Muhtaç ve zor durumdaki biri olarak kapında durdum. Senden başka da vekil bulamıyorum.'' İlahi, hayırları bahşettiğin, bereketleri indirdiğin ve şükür ehline fazlalıkları lütfettiğin, kullarını karanlıklardan çıkardığın, şirk ve alçaklık ehlini gazaba uğrattığın ismin hakkı için senden istiyorum. Nurlarının giysilerini üzerimize geçir ki düşmanların zarar veren bakışlarını, eksilten ellerini benden alıkoysun.'' Senden payıma aydınlanma ver ki her gizli şey benim için açığa çıksın. Her yüce sırrı benim için belirginleştirsin. Azdıran her şeytanı da yaksın. Ey nurun nuru, her örtülüğü açan, bütün işin dönüşü sanadır. Bütün kötülükler seninle savılır. Ey Rab, ey Rahim, ey Gafur, Allah'ın salat ve selamı, Efendimiz Muhammed'in ehli beytinin ve asabının üzerine olsun. Çarşamba günü gündüz okunacak dua. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbim, kutsiyetinin nurlarını müşahede etmekte beni onurlandır. Ünsiyetinin hakimiyet setvetinin zuhuruyla beni destekte. Ki isimlerinin marifet barıldayışları içinde yüzeyim bir yüzüş ki şuhud aleminden varlığımın zerrelerinin sırlarına muttali olayım. Onunla mülk ve melekut alemlerine yerleştirdiğin hakikatleri göreyim. Kudretinin sırrının lahut ve nasut müşahedelerinde ziyaret edişine tanık olayım. Bana eksiksiz bir marifet ve genel bir hikmet ver ki, varlıkların içine yayılmış malumatların inceliklerinin bütün kavramlarını, derinliklerini bileyim. Onunla ayetlerin hakikatlerini idrak etmeye engel olan varlık karanlıklarını savayım. Muhabbet, sevgi, meveddet, doğruluk ve rüşt teşvikleriyle kalpler ve ruhlar üzerinde tasarrufta bulunayım. Çünkü seven, sevilen, isteyen ve istenen sensin. Ey kalpleri çekip çeviren Ey sıkıntıları gideren, sen en gizli gaipleri bilensin. Kusurları çokça örtensin, günahları çokça bağışayansın. Ey hep bağışlayan ve ey daima kusurları örten. Ey bağışlayan, ey örten, ey koruyan, ey vefa eden. Ey savunan, ey ihsan eden, ey acıyan, ey şefkat eden, ey latif, Ey aziz, ey selamet bahşeden selam. Beni affet günahlarımı ört, beni koru, beni muhafaza et. Günahları, kötülükleri benden sav, bana ihsan et, bana acı, bana lütfet. Beni aziz kıl ve bana selamet bahşet. Çirkin fiillerimden dolayı beni sorgulama. Kötü amellerimden ötürü beni cezalandırma en kısa zamanda eksiksiz lütfunla genel rahmetinin kurtarıcılığıyla imdadıma yetiş. Beni senden başka hiç kimseye muhtaç etme. Bana sıhhat ver, beni affet, bütün işimi, hallerimi ıslah eyle. Senden başka ilah yoktur, sen münezzehsin. Kuşkusuz ben zalimlerden oldum, sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.'' Allah'ın salat ve selamı Efendimiz Muhammed'in, onun ehli beytinin ve bütün asabının üzerine olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.''